Türkiye'de en şeffaf politika yapan partinin biz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tutumumuzu gerekli şartlar oluştuğunda kamuoyunun tümüne açıkça ilan eden bir partiyiz. Bakın 27 Eylül 2021'de yayınladığımız deklarasyon da bu çerçeveye oturuyor. Yani açık, şeffaf, doğrudan konuşan bir partiyiz. Eğer ortak olsaydık bu masada bunu gizlemek için bir sebep olmazdı. Muhtemelen iktidar ortakları ve özellikle MHP bütün meselelere komplo gözlüğüyle baktığı için böyle bir düşünceyi dile getirme ihtiyacı hissetmiş. Daha doğrusu bir refleks olarak böyle düşünüyorlar. Yani şeffaf, açık, dürüst politikanın onlara ne kadar uzak olduğunu da gösteriyor. Hani kendileri şu an iktidarın ortağıyız demiyorlar. Ne işlerine geldiği zaman her şeyini sahipleniyorlar mevcut iktidarın. Ama ne zaman ki bir kaldıramayacaklarını düşündükleri olumsuz bir gelişme olursa biz iktidar ortağı değiliz, sadece Cumhur İttifakı'nın ortağıyız diyorlar. Dolayısıyla orayı geçelim. Yani eğer biz o ittifakın ortağı olsaydık bunu biz gizlemezdik. Zannederim diğer partiler de gizlemezdi. Bu bir, diğerine gelince şimdi 6 partinin yürüttüğü bir çalışma var. Biz Türkiye'de sorunların diyalog ve müzakereyle çözülebileceğini prensip olarak ilan etmiş ve bu doğrultuda çizgi belirlemiş bir partiyiz. Dolayısıyla çeşitli muhalefet partileri arasında diyalog ve müzakere olmasını sadece normal değil, iyi de buluruz. Ancak bazı konuların biraz daha açığa kavururuz ve o nedenle de yine açık politika yapıyoruz. Lafı dolandırmak yerine üstü örtülü mesajlar, tehdit gibi anlaşılabilecek ifadeler kullanmak yerine doğrudan sözümüzü söylemeye çalışıyoruz. Söylediğimiz sözün de yapıcı ve kurucu olmasına gayret ediyoruz. Bozucu ve yıkıcı değil. Şimdi benim BBC Türkçe'deki röportajıma bakarsanız ve bizim partiden gelen açıklamaları dikkate alırsanız bu söylediklerimin doğru olduğunu da teslim eder sanırım sizler de, izleyenlerimiz ve okuyanlar da. Burada tartışma konusu şu. Evet, bir somut çalışması vardı bu 6 partinin. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine bir çalışma başlatmışlardı. Bizim de 27 Eylül'den artık kamuoyuna yazılı olarak da deklare ettiğimiz bir metnimiz var. Ve diyoruz ki parlamento seçimlerine biz Millet İttifakı ve o ittifakla girmeyeceğiz. Biz parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızı kurarak gireceğiz. Bizim üçüncü yol diye bir politikamız vardır ve parlamento seçimleri tam da bu üçüncü yol politikasını çok açık bir şekilde hayata geçireceğimiz bir alandır. Ancak sistem artık eski sistem değilsin. Cumhurbaşkanlığı seçimi çok özel bir sistem içine yerleştirildi. Öyle bir durum ortaya çıktı ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç almak özellikle muhalefet açısından ittifak değil artık. Orada ortaklıklar oluşuyor. Tamam, Cumhur İttifakı organik bir ittifak. Onların da işte küçük partiler var etraflarında, içlerinde nerede yer aldığını bilmiyoruz tabii. Her neyse, kim nasıl yapıyorsa yapsın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir blok olarak girdiler. Şimdi muhalefetin de Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ortak yol bulması gerektiğini söylüyoruz biz. Bütün muhalefet. Zaten altılı buluşma dediğimiz bu tablo sadece Millet İttifakı'ndan... O toplantıdan önce sizinle hiçbir temas oldu mu?
Onu da anlatacağım. O tablo sadece Millet İttifakı tablosu değildir. Orada Deva Partisi var, Gelecek Partisi var ve bildiğim kadarıyla Saadet Partisi yerel seçimlerden sonra Millet İttifakı'nın bir parçası olarak devam etmiyor. Ama diğer üç parti Millet İttifakı'ndalar. Dolayısıyla ortada muhalefet partilerinin bir toplantısı, toplantısı var. Buna Millet İttifakı demek de başlıyor. Şimdi bu toplantı gerçekleşti, yapılsın elbette. Ama bizim söylediğimiz bir söz var. Eğer geçiş süreci önümüzdeki dönem için Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken muhalefetin ortaklaşacaksa bizimle diyalog ve müzakere yapılmasını istiyoruz. Eğer muhalefetin tümü ortak aday konusunda bir müzakere yürütürse, şimdi peki neyi hani öyle çok büyük şartlar değiliz. Biz demiyoruz ki şunları 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 kabul edin ancak o zaman biz ortak aday fikrini destekleriz demiyoruz. Diyoruz ki 11 maddelik bir deklarasyonumuz var ve çeşitli zamanlarda beyan ettiğimiz ilkeler, değerler, hedeflerle bizimle açık ve doğrudan müzakere yürütürüz. İster Millet İttifakı, ister genişlemiş şekliyle muhalefet ortakları bu konuda bizimle açık ve doğrudan kamuoyunun bilgisi dahilinde müzakere yürütsünler. Neyi müzakere edeceğiz? Bir defa Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bu süreçte, Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar olan süreçte bu, şimdi her gün yeni sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda bir ortaklık kurulabilir mi? Biz istiyoruz. Biz buna irade ortaklığı diyoruz. Bakın bir de demokrasi ittifakımız var, onu ayrıca anlatacağım. O ittifaka ortak mücadele zeminini temel aldık. Yani demokrasi ittifakımızda ortak mücadele, muhalefetle ilişkilerimizde ortak irade. Hedefimizi ilan ettik. Şimdi bizimle bu konuşulsun bir ve burada ortak irade oluşturalım. İki, seçimlere giderken pek çok sorunla karşı.